Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımızda Ford Focus var. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın başındayız. Öncelikle bize bu aracı sağlayan Kuzey Oto Market'e çok teşekkür ederiz. Şöyle de gösterelim. Satılık arabalarımız da mevcut. Kamyonetler olsun. Fiorino, Ford. Şurada Clio'muz var. Arabaların hepsi satılıktır. Almak isteyen yorumlardan ulaşabilir. Evet. Aracımıza şimdi geçebiliriz. Yanımızda duran Ford Focus. Evet arkadaşlar, yanımızdaki araba Ford Focus. Biliyorsunuz ki Amerikalıların en çok sevilen ve tutulan arabası. 1.6 motora sahip. Sonrasında 95 beygir. Trend X olarak geçiyor. Yani en boşun bir üstü. Bunlar Trend var. En boşu, onda hız sabitleyici yok. Bir de sis farı yok. Bunda sis farı sabitleyici var, ondan ayırtıcı özellik olarak. Style var. Style Plus var. Titanium var. Titanium X var. Gayet de dolu bir paket içeriği yapmışlar. Style'dan sonra bunlar kendisini park edebiliyor yani. Park etme özelliği de var. Titanium X'lerde falan ya da Titanium'larda sunroof falan da var. Yani bayağı dolu. Yani yok o derece, öyle diyeyim ben size. Evet, yanımızdaki arabada halojen farları var şöyle gördüğünüz gibi. 13 model bir arabadan da hani LED'li bir şey beklenmezdi. Hani Ford'dan öyle demek istedim. LED'li bir far beklenmezdi. Ayarlanabiliyor. Yani yukarı aşağı ayarı var işte. Sis farlarımız var. Buralar plastik zaten. Burada krom detaylar. Ford logosunu böyle ortaya almış. Güzel olmuş yani. Arabanın rengi zaten görüyorsunuz. Metalik gri. Öyle geçiyor büyük ihtimalle. Şurada bir çekidemir var. Bu çıkıyor zaten. İşte buralar böyle yani. Ön tarafta fazla anlatılacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle. Bunlarda yağmur sensörü de var. Büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım var mı? Vardır ya o kadar. Evet. Şöyle bir gelelim yan tarafa. Arabamızda fabrika çıkışlı Trend X jantları var. Çelik jant yani. Trendlerde çelik jant yok. Normal kapaklı geliyor yani. Bu güzel 4 frenli disk fren. O gayet güzel olmuş. Evet, gördüğünüz gibi sinyalde şöyle bir şey. Pardon, aynada sinyalimiz var, diyemedim. Bunlar otomatik katlanmalı değil. Siz böyle katlıyorsunuz. Neyse, kırmayalım şimdi. Evet, şöyle gel. Kilitlemesi buradan da oluyor. Kumandadan da oluyor. Şöyle kumandasını da gösterelim. Evet, şöyle sustalı bir kumandası var gördüğünüz gibi. Kilit açma, kapama, bagaj açma. Bagajı buradan da açılıyor. İki kere böyle tık tık yapıyorsunuz. Bagaj açılıyor. Az sonra göstereceğim zaten. Evet, arabanın güzel bir yanı da bakın. 1, 2, 3. Arka 3 camda karartılmış camlar var. Cam filmi değil bunlar yani. Karartılmış cam. 2013 model bir arabaya göre de gayet güzel. Önlere koymamışlar. Görüş mesafesi açısından falan yani. Evet. Lastiklerimiz 205'e 55R. Böyle yani. Başka da bir şey yok. Yani şöyle de bir şey var. Pek gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yaklaşık böyle uzunsu bir çizgi yapmışlar. Şöyle bakarsak önden belli olur.
hani güzel bir detay olmuş, böyle çıkıntılı gibi bir şey olmuş. Kendini öne çıkartıyor ama güzel olmuş. Evet, şurada gördüğünüz gibi anten koymuşlar radyo için. Biraz büyük olmuş. Sadece balık sırtı olsaydı daha güzel olabilirdi. Arkaya gelelim şöyle. Şöyle gelelim. Evet. Arka taraftan arabayı gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Özellikle arka tarafı bu arabanın çok hoşuma gidiyor. Gayet güzel yani, tip olarak arkası çok güzel. Çoğu arabaya da bin basar kesinlikle yani. Gördüğünüz gibi difüzör, reflektörler, park asistanlarımız var. Bunlar orijinal değil, fabrika çıkışlı değil park asistanları, sonradan takılma. Şöyle farlarımız gördüğünüz gibi LED'si değil yani, normal far işte. Sinyal, geri lambası, stop, öyle. Ha, burada da stopumuz var. Bu da gayet güzel olmuş. Şöyle bagajımızı da açalım. 9 yazısı çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Bakın, bagajı açarken iki kere basıyorum. Hadi, 13 modelde hangi araba böyle açıyor? Gayet güzel bir şey yani bu da. Evet, 421 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Yani şöyle bir girem ben. Bayağı var yani, güzel. Şöyle stepness falan da mevcut. Şöyle göstereyim. Bagajı iyi ya, geniş, o kadar kötü değil. Sadece ağzı gerçekten darmış ya. Bu arabayı ben mesela almak istiyordum hani bu marka modelde. YouTube'dan ben de kendim izliyordum şahsen. Bugün bu arabayı çekmek nasip oldu. Ağzı mesela YouTube'da öyle diyorlardı. Ağzı gerçekten genişmiş. Ben de şu an darmış. Ben de şu an fark ettim. Burasını dar diyorlardı. Şunu aslında şuradan şöyle yapsalarmış. Bakın tam şu çizgiden ağzı daha geniş olurdu, daha güzel olurdu. Ama böyle yapmışlar, böyle olmuş. Şuradan gördüğünüz gibi böyle bir tutamaç yapmışlar. Hani böyle olmaktansa böyle olması bence daha iyi olmuş. Şöyle direkt kapanıyor. Şurada plaka aydınlatmalığı var. Buradan da açılıyor bagaj. Oradan da açılıyor. Ama anahtardan hani daha güzel. Bakın ben mesela elinizde eşyam var. Tık kendi açılıyor. Ha, sadece size kapamak düşüyor. Gayet güzel olmuş. Evet, bir de şöyle bir yaşam alanına bakalım, arka yaşam alanına. Kapılar gerçekten tok. Açılmaz falan. Evet, şu an koltuk yapısı falan gayet güzel, beni kavradı yani, hoşuma gitti. Baş mesafesini gösterelim. Evet, bakın şöyle gayet de güzel baş mesafesi var. 1.90 rahatlıkla oturur bence. 1.85 kesin de 1.90'dan pek emin değilim. Diz mesafemiz de gayet geniş. Mesela ben bu arabayı izlerken hani arka yaşam alanı dar diyorlardı. He, bir darlık var, şöyle var. Bu ortaya oturan da şöyle bir sıkıntı var. Burada aşırı geniş yani yüksekliği olan bir şaft tüneli var. Çok kötü olmuş. Ayağım bile sığmıyor. Bakın böyle de ayak durmayacağı için böyle yapmak gerekiyor. Diğer yandakini huzursuz ediyor bu sefer. Burada oturanlar için kötü bir özellik. Gerçekten hani burası kötü olmuş ama bu yanlarda oturanlar için gayet güzel olmuş. Hani şöyle bakacak olursak burası da aynı. Hani bakın şurada da başlıkları falan da var. Bakın koltuklar buradan da şey yapıyor. Yatırıp bagajla birleştirebiliyorsunuz. Emniyet kemerlerimiz burada işte. Bu tarafta. Şöyle bir sıkıntı, tutamaç yapmamışlar. Böyle tutunmak için. Allah aşkına şuna bir bakar mısın? Şöyle kamerayı içeri sokalım. Ön sürücü tarafına kapı, aman şey, tutamaç yapmışlar diyemedim. Tutamaç yapmışlar. Bir de şuraya bakalım. Burayı tutamaç yapmamışlar. Yani şöyle bir şey var. Hani mesela diyelim kıyafet asmak için böyle askıyla. Çok iyi, çok iyi düşünmüşler. Buraya tutamaç yapmışlar. Arkalara yapmamışlar. Büyük ihtimalle hani arkada oturan pek fazla sarsılmaz veya da tutamaca gerek yok diye o düşünceyle de yapmamış olabilirler. Ya da buraya tutunsun falan pişman. Ya bunun da altı, bakın elim şey yapıyor yani. Bunu böyle yapmışlar. Evet. Kapıya geçelim bir de. Şahsin elinden kurtulamadı arkadaş. Evet, maalesef. Evet, kapımız buralar.
sert plastik, buraya böyle kumaş derimsi gibi bir şey yapmışlar ama içi yine sert plastik. Bakın buralar full sert. Burada küçük bir hani nasıl diyeyim, böyle şişe sığar mı buraya? Sığmaz belki de. Küçükler bir nebze sığabilir. Burası bakın buranınki de açık, alttan da giriyor. Kapı otomatiğimiz var. Bunların boşunda da kapı otomatik, yani şey, cam otomatiği var. Sonrasında hoparlörümüz, bunların zaten hoparlörü harika yani, fevkalade sesi var Ford'un. Evet, şöyle bakacak olursak krom detay buraya gayet güzel yakışmış. Buralar hani tam bej değil ama bej renginde yani. Şuralar falan bej, bej birazcık daha açık oluyor ama bununki biraz kapalı bej gibi olmuş aynı. Evet, bir de önüne geçelim. Evet, ön kapımıza gelecek olursak yine değişen bir şey yok. 4 cam otomatiği var. Buradan da sağ sol aynaları ayarlıyor işte. Hani otomatik görüş açısı, öyle diyeyim ben size. Bu da kilitleme işte. Arka camları kilitliyor. Sadece siz oynatabiliyorsunuz. Kapı tutamacı. Şuraya bunlar vallahi reflektör gibi bir şey koymuşlar oraya. Geceleyin hey, yansıtıcı. Tamam, reflektör demek işte ya, aynı şey. Geceleyin kapı açıldığında belli ediyor kendini. Güzel olmuş o. Burasınınki birazcık daha uzunsu olmuş. Daha iyi olmuş. Hoparlörümüz zaten böyle. Evet, şöyle şuraya gelecek olursak. Dur bakalım lan, ne oldu? Evet, burada far ayarı var. Maşallah çok karma karışık olmuş. Karıştırmışlar her şeyi. Bakın ötmeye başladı. Ford'un sesi de böyle Mozart çalıyor sanki mübarek. İşte burada parklar açıklıyor. Burada lambalar açıklıyor. Uzunları buradan şey yapıyorsunuz. Bundan. Evet, burada iç aydınlatmayı, işte aydınlatmayı artırın azaltın diyor. Bunu bu far şiddeti. Yani şey, yukarı aşağı büyük ihtimalle, öyle düşünüyorum ben. Yükseklik ayarı. Ha, far yükseklik ayarı olabilir. Şu 1, 2, 3, 4 de bunlar da far ayarı. Bakın şu buradan böyle çıkıyor. Diğerini çıkartamadım. Bu nasıl çıkıyor? Herhalde bu çıkıyor sadece. Pek çakamadım onu. Evet arkadaşlar, direksiyona bakacak olursak direksiyonu bölemesine, hani küçük gibi bölemesine birazcık daha şişmansı yapıya sahip, öyle diyeyim. Hani birazcık kötü direksiyonu. Şöyle simidi yukarı çıkartmışlar. Bunu aşağı indirmişler. Neyse, 13 model bir arabayı da fazla şey yapmaya gerek yok yani, normal. Şu krom detaylar hani kendini öne çıkartmış ama hani Qashqai'ye de benzetmemiş değil yani. Qashqai'de 15 modele, 18 modele kadar krom detay çok kullandı direksiyonda. Evet, şöyle bakacak olursak direksiyonun üstü gayet güzel, dolu yani. Bunların 15 modelden sonraları çok hoşuma gidiyor ya. Direksiyonu olsun, içi dışı olsun, hani dış görüntüsü falan. Focus zaten biliyorsunuz, yol tutuşuyla tanınır Focus. Hani ismiyle cismiyle tanınır. Sonrasında yakıtı, ha yakıtı demedik bu arada. Yakıt çok iyidir mesela. Öğrenci yakıtı. Ya bu arada bir şey fark ettim. Çoğu videolarda çoğu arabaya yakıt çok iyi diyoruz da arkadaş, yakan arabada denk gelmiyor ki bize. Hep öğrenci işi araba denk geliyor yani. Sadece Captiva vardı yakıt açısından. Bunun yakıtı şehir içinde basmayla alakalı, dizel bu arada. Bunların 13 modellerin benzinleri de var ama tek tük galiba, fazla yaygın değil yani bu modellerde. 15'ten sonra yaygın diye biliyorum ben, yanlış olmazsa. Bunun yakıtı şehir içinde 6,5, hani çok deli gibi basarsanız, kullanırsanız 7'yi rahat bulur yani. 6-7 arasına gidip gelir. Hani 8'e çıkmaz gibime geliyor fazla. Sonrasında uzun yolda 3,5'a kadar düşebiliyor. 4, hadi 400 olsun, 4 diyelim. 4-4,5, ortalama 5-5,5. Hani sakin kullanımlarda 5. Hani deli gibi kullanımlarda X'in ortalaması 100 kilometrede 5,5-6'yı bulur yani. Öyle. Evet, direksiyona şöyle gelecek olursak burada şeyimiz var, bilgi ekranı. Bakın şurada küçük bir bilgi ekranı var. Bunu oynatmak için ok diyor işte. Buradan sağ sol yukarı aşağı yapıyorsunuz. Bu zaten
şarkıyı değiştirmek için. Burada sesi azalt kapat. Burada da hız sabitleyicimiz var. Bunlarda hız sabitleyici benim bildiğim kadarıyla 50'den yukarısında çalışıyor. 50'den aşağı olunca çalışmıyor. Hızınız 50 olması lazım yani. Evet, şöyle klima menfezlerine gelecek olursak çok farklı bir klima menfezi var yani. Ford'a özel bu da. Evet, şöyle karartmalı dikiz aynası falan da var yani. Gördüğünüz gibi. Şuralarda tizlerimiz falan var. Zaten bu arabanın sesi çok güzel. Yanımda flash olsaydı sesini dinletirdim ama işte yok yani, ne yapalım artık. Evet, şöyle orta konsol gelecek olursak ilk bakışta aslında hani o kadar da karman çorman değil ya. Normal. Bunlar zaten işte CD takınca CD'ye basıyorsunuz. Radyoya geçiyor. AUX. Soğuntla ne demek, ses miydi artık, neyse, ay Allah. Bu da menü işte, on off yazıyor, işte başlat kapat, buna böyle basıyorsunuz falan, ses açma kapama, şarkıyı değiştir. Bu da bunu oynatıyor işte, yukarı aşağı ok falan pişman, tuşları görüntü olsun diye koymuşlar oraya. Kilit açma kapama, dörtlü flaşör, burada klima menfezini açma kapama işte. Burası böyle tır şey gibi olmuş, aynı kolu gibi olmuş. Bu da cam sil falan yani, öyle. Evet. Başka bakıyorum, şu tarafa gelecek olursak manuel bir kliması var. İşte hızını arttırıyor. Şurada AC'miz var. Buradaki bu içerideki kirli havayı alıp dönüp dolaştırıyor, temiz hava veriyor. Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam da yorumlara yazın. İşte soğuk sıcak. İşte ayaklarıma versin, kafama versin, kafama ayağıma, cama versin, işte ayağıma versin, cama versin, öyle yani. Burası da Ford'un klasiği, kart sokacağı. Çoğu kişi bilmez bunu mesela. Bu kart sokacağıdır yani. Ford kullananlar bilir sadece bunu. Çoğu arabada yoktur çünkü bu. Mesela benim dayımda da Ford var. Onun arabasında da böyle var. 12 de böyle. Burada rezistans var. Arka büyük ihtimalle bu. Burayı boş bırakmışlar. Buraya da bir şey koysalarmış iyi olurmuş. Evet, şurası çok saçma bir şey olmuş. Bakalım, çok merak ettim. Telefon sığıyor mu? Böyle durur mu? Böyle duruyor ama bakın, hani arabayı sürerken böyle diziniz buraya geliyor. Burası gayet küçük ol, yani küçük olmuş bozuk para için. Evet, burada da bunu anlamadım. Burada çakmaklığı var işte. Burada bardaklıkları falan var. El freni birazcık değişik olmuş ama eli oturan güzel bir el freni var yani. Kalkışı inişi çok güzel. Burada da USB'si var. Şöyle. Burası güzel olmuş. Kolçak yok bunlarda, fabrika çıkış. O da eksi bir yön. Torpidoya gelecek olursak geniş bir torpidosu var. Hem de aydınlatmalı. Bu da gayet iyi, güzel yani. Buralara şöyle bakıyorum, yumuşak. Gayet yumuşak, çok güzel yani, aşırı güzel yumuşaklığı. Airbag sayısı 6 tane airbag olması lazım bunda, 6 veya 8. Evet, şöyle devir saatine bakacak olursak mavi kullanmışlar. Mavi de gayet güzel olmuş, 183 binde. Mazot göstergesi, hararet, devir saati, hız. Bu zaten hani gidişi falan çok güzel. Şöyle de bir çalıştıralım. Bakın ABS falan. Ses yapıyor şu an. Şu an çalıştı. 5.7 gösteriyor gördüğünüz gibi. Şöyle Ford Eco Mod diyor. Eco Mod da varmış bunun. Vites değiştir falan işte, onu söylüyor size. Bu bilgi ekranı ben fazla anlamadım. Öngörü diyor, hızınız diyor. Soğuk motorla seyahat işte. Yani çok saçma bir şey ya. Bakın şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Ortalama 39'a gidilmiş. Menzili gösteriyor ne kadar gidebileceğini. Derecesini falan gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi böyle. Bilgi ekranında başka bir şey yok. Radyo gelecek olursak bağlı cihaz yok diyor gördüğünüz gibi. Bunu kapatalım. Evet, arabayı da istop edelim. Arabamızda ABS var, ASR var, denge kontrol sistemi var. Hani denge kontrol viraja girince o yani arabayı dengeliyor. Sonrasında
çok güzel bir yan bağımsız süspansiyon var bunda. 4 tane bağımsız. ASR'yi demediysem o var. EBD mi? EBD olması lazım. EBD var. Sonrasında fren destek var. Hani var var yani ya, koymuşlar. Gayet güzel araba. Şöyle kokpitte uzun, gayet uzun bir kokpiti var. İşte. Evet. Ha, buraya bakalım bir de son. Makyaj aynamız da böyle. Hani şey, aydınlık yok yani, ışık koymamışlar. Ortalarda ışık var. Bu kadar. Evet arkadaşlar, Ford Focus videomuz da bu kadardı. Arabalarım bu aralar sürüş videoları gelmiyor. Onlar gelecek ama merak etmeyin. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Haydi görüşürüz.